Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bugün kısırlık tedavisindeki gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda bize Fertijin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezinden Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Operatör Doktor Seval Taşdemir bize bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sohbetimize başlayacağız. Ancak e, çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çift var. Sevgili izleyiciler, eğer çocuğunuz olmuyorsa bununla ilgili bir kaygı duyuyorsanız ya da size kısırlıkla ilgili tüp bebek tedavisi önerildiyse sohbetimizi kaçırmayın derim. Şimdi iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler belli bir zaman geçip de bir türlü bekledikleri gebelik olmayınca e, haliyle endişeye kapılıyorlar. E, bir e, çift ne zaman doktora başvurmalı eğer e, çocuk olmuyorsa? Kadının yaşı burada doktora başvurulma süresini etkileyen de bir faktör müdür? Kesinlikle şöyle bundan e, seneler önce biz çiftleri, bir bir buçuk yıllık ilişkinizin sonrasında bebek sahibi olamıyorsanız başvurun diyorduk. Fakat günümüzdeki yaklaşım böyle değil. İsterseniz evlenmeden önce de nasıl bütün bir e, vücudumuzun herhangi bir noktasının e, üre, e, sağlığının kontrolünden geçiyorsak üreme sağlığı kontrolünden de geçilmesi gerekir. Ve hatta anneler kız çocuklarının adet dönemi başladığı dönemden itibaren dikkatli olmaları gerekir. Biliyoruz ki bir kadının üreme fonksiyonları adet görmeye başlayınca her ay düzenli adet görmesiyle ölçüt olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra artık gençler çok bilinçli evlenmeden önce gelip kontrollerden geçiyorlar. Ki günümüzde biliyoruz ki erken menopoz olgusu var. Birçok kadının genetiksel özelliklerine göre yumurtalık rezervleri değişim gösterebiliyor. O nedenle bizim önerimiz evlenecek olan çiftlerin veya evlen, evlenmiş olan çiftlerin gelip bu şekilde bir kontrolden geçmeleri gerekir. Aynı şekilde erkekler için de artık bilimsel olarak tespit edilmiş sperm sayısı yıllar içerisinde gittikçe düşüş gösteriyor. Hı. O nedenle erkeklerin işi çok daha kolay. 3 günlük bir cinsel periz sonrası spermogram analizini yapıyoruz. Spermlerde herhangi bir problem olup olmadığını tespit ediyoruz. Aynı şekilde kadında da adetin 3. günü hormonlarını değerlendiriyoruz. Özellikle antimüdürenin hormonu, menopoz hormonunu bakılıyor. Bunlarda bir erken menopoz olgusu var mı? Veya vajinal ultrasonografi de yumurtalık rezervlerini değerlendiriyoruz. Ve bunun sonucunda çiftlerin yaşı gençse tabii ki bir süre öneriyoruz. Hatta korunmalarını gerektirmeyen bir durum varsa da boş yere koruma yöntemi uygulamalarına gerek yok. E, ve Hatta çiftleri bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki şu şekilde siz çocuk sahibi olabilirsiniz. Koşullarını ayarladığınız zaman bize başvurun. E, dolayısıyla e, hı hı. eğer bir, herhangi bir sorun yoksa kontrollerden geçirdik. 1 bir, bir buçuk yıllık ilişkinizi sürdürün. İşte, özellikle kadın yaşı gençse ondan sonra bize gelin. E, fakat kadının yaşı ileri ise özellikle 40'lı yaşlara yakın bir evlenme sürecinde bulunduysa... ...o zaman vakit kaybetmeden çocuk isteniyorsa... Tedavilere başlıyoruz. O nedenle kadın yaşı çok çok önemli. Şimdi sizin vurgu yaptığınız gibi kadın yaşı önemli olduğu için e, ekran başında da bizi seyreden e, kadınların da mutlaka merak ettikleri bir nokta vardır. Kadın da yumurtalık rezervlerini olumsuz olarak etkileyen faktörler nelerdir? Bunların birinde dediniz ki erken menopoz. Biraz evet. açıklamanızda erken menopoza da değinmenizi rica edeceğim. Kaç yaşından itibaren olan bir menopoz sizleri için erkendir? Ne tür belirtilerle ortaya çıkar? Ve böyle bir aşamadaki kadınlara da ne önereceksiniz? Tabii. E, biliyoruz ki e, bir kadının e, adet görmesiyle yumurtlama fonksiyonları başlangıç gösterebilir. Normalde kadınlar 20'li yaşların sonu 30'lu yaşların başında çok rahatlıkla gebeliklerini elde edildiği dönemdir. Fakat öyle durumlar var ki erken dönemde yumurtalıkların azaldığı. E, bunlarda özellikle endometriozis, çikolata kisti olarak bilinen halk arasındaki kistik tabloda çok dikkatli olunması gerekir. Bunlar yumurtalıkların erken dönemde menopoza girmesine neden olabilir. Veya yumurtalıklarda hangi bir nedenle kist operasyonları geçirmek zorunda kalındıysa o yumurtalıkların rezervlerinde ciddi etkilenmeler olabiliyor. over sendromu denilen yine toplumumuzda yaygın görülen bir genetiksel hastalık var. Fakat bu adından anlaşıldığı gibi kistik bir tablo değil. Aslında bunun zeminindeki problem bir kadının yumurtasında olması gerekenden fazla yumurta var. Fakat bunlarda da yumurtlama fonksiyon bozuklukları vardır. Bu hastalar yanlışlıkla erken menopoz tanısı bile konulduğu evet. olabiliyor. Çünkü kadın hiç adet göremeyen çok ağır formları var. Bu şekilde hastamız geldi. Hiç unutmuyorum Fransa'dan bana başvuran Sebat Bağlı. Fransa'da birçok kez tüp bebek uygulamasına alınmış. Yumurta Oo. geliştirememişler. Sonra hastaya demişler ki senin yumurtaların hiç çalışmıyor. Sen menopozdasın. Yumurta alın. Hasta bana başvurduğunda sizin çok yumurtanız var. Nasıl olur dedim. Tabii biz Hı -hı. onun durumuna göre uygun yumurtlama tedavisini aldığımızda hastada ikiz e, gebeliği elde edildi. Hatta teki de tek yumurta ikiz oldu. Şu anda 300 bebekleri var. Ve hatta hastanın dondurulmuş embriyoları da var. Dolayısıyla e, bu hastaların e, yumurtalık rezervlerini değerlendirmek çok önemli. Eğer kadının yumurtalık rezervlerinde azalma gösteriyorsa, baş gösteriyorsa günümüzde hatta yumurtaların saklanması bile artık kanunen olarak evet. e, kolaylık sağlandı. Biz bize başvuran, e, bilinçli olan kişilere uyarıda bulunuyoruz. Ki, yaşınız genç fakat sizin yumurtalarınızın rezervleri azalmış. Antimüllerin hormonunuz artık düşecek Hı -hı. geçmiş. Bundan dolayı sizin bir an önce yumurtalarınızı saklamanız gerekir. Bekar bile olsalar, ee, ki evli olan çiftleri bir an önce uyarıyoruz ki vakit geçirmeden koruma yöntemi uygulamayın. Kendinizden çocuk sahibi olma sürecini bir değerlendirin. Eğer bazı hastalar için öyle bir süreç bile söz konusu değilse bir an önce tedaviye başlanmasını öneriyoruz. Normalde 45 yaşından sonra olan menopoz bizim için doğal menopoz sürecidir ondan önceki süreçler erken menopoz olarak gösterir. Hı hı. Erken menopoza neden olan faktörler tabii ki zeminde genetik faktörlerdir. Kadında ve erkekteki kromozomal bozukluklar, genetiksel yapıdaki bozulmalar üreme fonksiyonlarında azalmalara neden olabilir. Ee, diğer önemli bir neden de anne karnında veyahut da çocukken geçirdiği ateşli hastalıklar. Hı hı. Yumurtalıkların etkilenmesi veya yumurtalıklarda tüberküloz gibi hala günümüzde yaygın olan ülkemizde karınççı tüberkülozlu yumurtalıkları e, lokalize olup yumurtalık rezervlerinin bozulmasına neden olabilir. Veya geçirilmiş yine karınççı enfeksiyonlar apandisit perforasyonları ve bunun sonucunda yumurtalıkların ve karın içi organların ekilenmesi gibi birçok faktörü sıralayabiliriz. Fakat önemli olan bu konuda bilinçli olan kişilerin ve bu konudaki uzman merkezlere başvurduğunda yumurtalık rezervleri mutlaka değerlendirmeli ve hastayı bu şekilde de bilinçlendirmemiz en doğru yaklaşım olacaktır. Evet, özellikle de vurguladığınız bir nokta zaten aslında kadınlara hatta evlenmeden bir muayene ve yumurtalık rezervlerinin değerlendirilmesi. Şimdi biraz önce bahsettiniz bu da yeni bir konu sayılır ve merak edilen bir konu yumurtaların dondurulması. Evet. Nasıl yapılıyor bu? Özellikle kimlere öneriyorsunuz? Sadece yumurtalık rezervinde azalma olan kadınlara mı? Başka örneğin kanser tedavisi görecek bir insan olabilir. Tabii. Ya da şu an bekardır, hayatında biri yoktur. Ee, böyle insanlara da öneriyor musunuz? Tabii, ailede zaten erken menopoz olgusu varsa özellikle kız kardeşlerde mutlaka çok dikkatli olsunlar. Ee, şöyle ki bir ailede örneğin 5 kız kardeş oluyor. ikisinde Genetiksel olarak erken menopoz dediğim e, olgusuyla karşılaşabiliyoruz. X-fragil sendromu denilen genetiksel bir hastalık kız çocukların bazılarında görülebiliyor. Böyle bir tablo varsa yani ailede erken menopoz olgusu varsa mutlaka e, bu hastalara uyarıda bulunuyoruz. Hormon kontrolleri sonucunda yumurtalıkların azaldıklarını gördük. Kemoterapi veya radyoterapi gerektiren bir kanser tedavisine girecekse mutlaka öncesinde yumurtaların saklanılması. E, söylenildiği gibi hatta yaşı ilerliyor. E, belirli ki yaşın getirdiği bir süreçte bu yumurtalar azalacak. O hasta gruplarında da yumurtaların saklanmasını öneriyoruz. Çünkü bunun için ülkemizde kanuni olarak kolaylık sağlandı. E, bu erkekler için de söz konusu. <laughs> Özellikle erkeklerde tablo çok daha kolay. Bir sperm e, yani normal yoldan verilen bir mini de spermlerin saklanması. Kemoterapi radyoterapi tedavisine girecekse spermleri mutlaka saklama programına alıyoruz. Ee, bu konuda hastaların mutlaka dikkatli olması gerekir. Günümüzde tüp bebek tedavisinde birçok ileri teknik gelişti. Önceden bu yumurta üreme hücrelerinin saklanılması, tekrardan çözülüp kullanılmasında e, istenildiği randıman alınamıyordu. Fakat günümüzde kullanılan hızlı dondurma tekniğiyle artık gerek yumurtaların dondurulup çözülmesinde, gerek spermlerin çözülmesinde, gerek embriyola, embriyo aşamasına geliş, getirilmiş hücrelerin dondurulup çözülmesinde Hemen hemen hiçbir bozulmayla karşılaşmıyoruz. Ve günümüzde tüp bebek tedavisinde başı oranlarının her geçen gün artmasında bu dondurma tekniğinin kullanılmasının önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yumurta ya da sperm ne kadar süre saklanabiliyor? Bunun süresi yok. Sınırsız olarak hı hı. saklanabilir. 10 yıl sakladığımız embriyoyu yani aile çocuk sahibi olmuştu, kızları olmuştu. 10 yıl sonra geldiler, embriyolarını aldılar ve bir erkek bebeklerine de kavuştular. Aslında iki kardeş yaşın. Birisi sadece 10 yıl sonra dünyaya geldi. Aslında Gün... ne kadar güzel aile tabii. içinde çok büyük bir mutluluk yani Günümüzde, 10 yıl sonra da tabii. tabii. Bu dondurma tekniğini biz şu amaçla da çok kullanıyoruz. Rahim dinlendirmesi tüp bebekte çok uyguladığımız yöntemlerden birisi. Biliyoruz ki tüp bebek tedavisinden aldığımız ayda kadınlarda yumurtalar bazen fazla miktarda oluşabiliyor. Hormonlar yükseliyor ve bazı hasta gruplarında rahim dinlendirmesi gerekebiliyor. O zaman da biz embriyoları saklıyoruz kadının vücudundan üreme hormonları atıldıktan sonra vücut dinlendikten, rahim dinlendikten sonra biz bu embriyoları anne rahmine transfer ettiğimizde gebelik oranları çok daha iyi sonuçlar veriyor. O nedenle bu dondurma tekniği tüp bebeğin olmazsa olmaz tekniklerinden birisi. Şimdi yavaş yavaş sohbetimizin son 4,5 dakikası içindeyiz. E, tüp bebek kaç kere denenmeli? Evet. Onun bir sınırı var mı? Bir de iki deneme arasında ne kadar süre olmalı? Çok güzel sorulara değindiniz. Ee, şöyle e, günümüzde tüp bebek tedavisi artık çok yaygınlaştı. Gönül istiyor ki birinci veya ikinci uygulamada biz tüp bebek tedavisini uygulayalım. Fakat e, birçok kez tüp bebek tedavisine girmiş e, yurt dışında ve yurt içerisinde olabilir. İleri tekniklerin uygulanmadığı metotlarla tüp bebek uygulanmadıysa ve çiftlerin çocuk sahibi olabilme şansı varsa... Mutlaka bu tekniklerle hastaya tedavi şansının verilmesi gerekir. Şimdi son iki dakika içindeyiz. Tabii. E, tüp bebek tedavisindeki gelişmeler giderek hızlanıyor e, ve giderek biraz önce vurgu yaptığınız gibi başarı oranları da yükseliyor. İlk denemede başarı oranı nedir? Hani çiftler hemen hayal kırıklığına uğruyorlar. Ay işte ben ilk kez denedim olmadı diye. Bir de Madde madde sıralarsanız günümüzde tüp bebek tedavisinde kadın ve erkek kısırlığında ne gibi gelişmeler var? Sonrasında sizle ilgili bölümü Tabii. kapatacağım. Şimdi şöyle iyi hasta gruplarında %60-70 gebelik oranları elde ediliyor. Fakat kadının yaşı ilerlemesi veya sperm oranlarının kalitesindeki düşmeler bizim başarı oranlarımızı ciddi olarak etkiliyor. Şöyle ki 45 yaş ve üzerinde tedavi aldığım hasta gruplarında %5 gebelik oranlarını verebiliyoruz. O nedenle kişilerin fiziksel özelliklerine göre bizim başarı kriterlerimiz çok değişiyor. Son yıllarda uygulanan genetik incelemeler çok önemli. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi gerek çiftlerin gerekse embriyoların genetik incelemesi. Diğer önemli bir nokta son yıllarda önemini arz ediyor bağışıklık tedavileri. Artı laboratuvarın son derece donanımlı olması. Bunda işte asiste aging tekniği, embriyoların dondurulması, embriyoların 24 saat izlenmesi, sperm seçiminde sperm mıknatıslarının kullanılması gibi son yıllarda özellikle rutinimize girmiş bir konumda olan bu ileri teknolojiyle tüp bebek tedavisi yapıldığı zaman zor hasta gruplarında da biz gebeliklerini elde ediyoruz. Sevgili Demet Hanım Almanya'dan geldi. 8 kez tüp bebek yapmış ve 43 yaşındaydı. Biz ama... Analiz ettiğimde inanın Avrupa'da olmasına rağmen Türkiye'deki ileri teknikler uygulanmıyor. Nitekim bu hastamız da yine bir genetik inceleme nedeniyle gebeliğini elde ettiğimiz bir hastamızın akrabası vesilesiyle bize ulaşmıştı. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinde başarı çok önemli. Başarıyı elde edebilmemiz için doğru tedavilerin ve doğru hasta gruplarında uygulanması gerekir. Yani teknolojiyi de hastalara doğru bir şekilde hizmetine verilmesi sunulması gerekir. Bu şekilde ancak başarı elde edebiliriz ve e, tüp bebek tedavisinde gebelik elde edildiği zaman gerek biz doktorların gerek klinikteki tüm çalışan arkadaşlarımızın da motivasyonu artıyor. Tabii. Aslında meşakkatli, zor bir tedavi ama ve bize, de bir tedavi, evet, değil bize mi? Bize motivasyonu Aynen. elde ettiğimiz başarı getiriyor. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesine katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu güzel programı beni konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, operatör doktor Seval Taşdemir'in de burgu yaptığı gibi Türkiye sağlık turizminde giderek yükseliyor ve Türkiye'ye yurt dışından da pek çok hasta tüp bebek tedavileri içinde geliyor. Böylelikle hem Türkiye'de tedavi olmuş hem belki de çok istedikleri çocuklarına kavuşmuş, anneliği babalığı yaşamış oluyorlar. Hem belki buradaki yakınlarını görüyorlar hem de biraz tatil yapma olanağına kavuşuyorlar. Eğer kısırlık ve tüp bebek tedavisi konusunda sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.